أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله على نعمة الإسلام الحمد لله على نعمة الإيمان الحمد لله على نعمة القرآن الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا محمد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نساء سورة سندئس 11. ayetindeyiz. Estaizu billah. Nisa suresi 11. ayet. Ayeti ele alıyorduk. Yusikumullahu, Allah size tavsiye ediyor. Fi evladikum, çocuklarınız hususunda. Ha? Bayağı gittik. Nereye kadar indik? Tamam. Fi evladikum, çocuklarınız hususunda. Lizzekeri, erkek için. مِثْتُ حَبْدِ الْاُنْثَيَيْنِ Dişinin iki payı kadar, erkeğe dişinin iki payı kadar. فَاِنْ كُنَّ نِسَاءً Eğer hepsi kız ise, فَوْقَ اثْنَتَيْنِ ikiden fazla kız iseler, فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكْ O takdirde onlara bıraktığının üçte ikisi vardır. وَاِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً Tek bir kız ise, فَلَهَا النِّصْفُ O zaman yarısı onundur. وَلِأَبَوَيْهِ O takdirde babasına, ana babasına da لِكُلِّ وَاحَدٍ مِنْهُمَا Onlardan her birine اَسْسُدُسُ altıda bir مِمَّا تَرَكَ Bıraktığından اِنْ كَانَ لَهُ وَلَدْ Eğer çocuğu varsa فَاِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ Ancak çocuğu yok ise وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ Ve ana babası sadece kendisine varis oluyor ise فَلِأُمِّهِ ثُلُثُ O takdirde anneye üçte bir. فَاِنْ كَانَ لَهُ اِخْوَةٌ Bir de ölenin kardeşleri var ise فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ O takdirde anneye altıda bir. مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتٍ Vasiyetten sonra يُوْسِي بِهَا Vasiyet ettiği vasiyetten sonra اَوْ دَيْنٍ Yahut borçtan sonra
Âbâukum ayetin sonu böyle bitiyordu. Babalarınız ve abnâukum ve çocuklarınız, oğullarınız. La tedûne bilmezsiniz. Eyyuhum akrabu lekum nefa'a. Hangisi size daha çok yarar yapmaya yakındır? Feridat. Bunun üzerine konuştuk geçen ders. Feridaten minallah. Allah'tan bir farz olmak üzere. Bu Cenab-ı Hakk'ın girişte yusikum dedi. Tavsiye ediyorum dedi. Ayetin sonunu farize olarak bitiriyor. Yani bu Cenab-ı Hakk'ın müminlere vasiyet ettiği bir farize. Yani yapılması zorunlu, farz olan bir şey. Faridatan minallah. Allah'tan bir farize bu. İnnallaha kâne alîmen hakîme. Muhakkak ki Allah, Cenab-ı Hak burada neye işaret ediyor? İnnallaha kâne alîmen. Allah alimdir. Bilmediği bir şey olmayan, yegane bilgili. Dolayısıyla bunları kullarına vasiyet ederken, ilmi dolayısıyla vasiyet ediyor. İlminin bir sonucudur bu. Bilginin bir sonucudur. İsabetlidir, doğrudur. Kesinlikle zulüm değildir. Kesinlikle abes, rastgele değildir. Buradaki oranlar, buradaki şeyler insan nesli için, insan toplumu için gerekli. Onun neşvi nema etmesi, gelişmesi ve gelirin doğru bir şekilde dağılması için son derece isabetli oranlardır. Hakime, Cenab-ı Hak bunları bildirirken kullarına iş olsun diye, laf olsun diye bildirmiyor. Bunlar yerli yerince uygulanması icap eden, doğru dürüst tatbik edilmesi gereken hükümlerdir. Ve bunlar bir hikmete binaen, hikmeti dolayısıyla, yani gerçekleştirildiğinde büyük bereketler hasıl olacak son derece elverişli hükümlerdir. Bunlar hikmetin ürünüdür. Allah hem ilmine hem de hikmetine, hem alim oluşuna hem de hakim oluşuna ayetin sonunda işaret ediyor. Dolayısıyla buradaki oranları ve buradaki şeyi beğenmeyenler Cenab-ı Hakk'ın da esasen alim oluşuna bir bakıma gölge düşürmüş oluyorlar. Hakim olmaz oluşuna bir bakıma gölge düşürmüş oluyorlar. Bu ne biçim bilgelik demiş oluyorlar. Yahut bu ne biçim ilim, bu ne biçim bilgi. Bunlar isabetsiz, adaletsiz, yalan yanlış oranlar demiş oluyorlar. Bu yüzeysel, o minin nesi men yücaydilu fillahi bi gayri ilmin. İlim olmadan yüzeysel yapılan eleştiriler bunlar, cahilane yapılan eleştiriler. Bunlar eğer araştırma sonucu olacak olursa, inceleme sonucu olacak olursa, bu oranların isabetli olduğu fark edilecektir. Müfessirin tefsirine geçiyorum. Hâzihil âyât, bu ayetler, vel âyetü lletî hiye âhirus sûreti, ve surenin sonundaki ayet, hunne âyâtul mevârîth, bunlar miras ayetleridir. El mutadamminetü lehâ, miras hükümlerini içeren. Miras ne oldu Nihat abi? Geçti. Ha yok, mühim değil. Şey, sorun değil. Ama gördüğünüz şey başka bir şey. El mutadamminetu leha, miras konusunu içeren ayetlerdir. Fe inna ma hadithi Abdullah ibn Abbasin, Abdullah bin Hadis Abbas hadisiyle birlikte ethabitu fi sahih el Bukhari, Buhari'nin sahihinde geçen Abdullah bin Abbas hadisiyle birlikte nedir oradaki ifade? Elhiqul feraiza bi ehliha. Faraizi ehillerine ulaştırın, kavuşturun. Yani Cenab-ı Hakk'ın belirlediği oranları belirlenen kimselere ulaştırın hadisi. Fema bakiya, kalanları da feli evla raculin zekerin, en evla erkek kişiye diye hadisi de müfessir vermiş. Müştemilatin ala culli ahkamil faraiz, bunlar bütün faraiz hükümlerinin içine alan. Vel ala cemi'iha kema setara zalik illa miras el ceddat, hatta hepsini içeriyor buradaki ayetler. Sadece mirasul ceddat, ninelerin mirası hariç, fe innehu gayru mezkurin fi zalike, çünkü bu ninenin mirastaki payı ayetlerde geçmemekte. Lakinnehu kad sebete fis sunen, fakat sünnetlerde onu gördük. Hanil Mughire bin Şuabe, Mughire bin Şuabe'den ve Muhammed ibni
Mesleme ve Muhammed bin Mesleme'den enne nebiye sallallahu aleyhi ve sellem peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin a'tal ceddete nineye es-sudus altıda bir verdiğine dair bir hadis var. Müfessir onu zikrediyor. O hariç onun dışında ki hususların hepsinin ayetlerde geçtiğini ma icma'il uleme ya'la zalik. Fekavluhu Teala, Cenab-ı Hakk'ın sözüne geçelim. Yusikum, Allah tavsiye ediyor. Fi evladikum, çocuklarınız hususunda. Ey yani evladikum, çocuklarınız. Ya ma'şeral valideyn, ey anne baba lar. İndekum veda'i'u kad vassakumullahu aleyhim. Sizde mallar var. Allah bunlardan bir kısmını onlara tavsiye etti. لِتَقُومُ بِمَسَالِحِهِمْ اَدِّينِيَةِ وَالْدُّنْيَوِيَ. Böylelikle onların hem dini hem dünyevi maslahatlarını yerine getiresiniz. فَتُعَلِّمُونَهُمْ, onları talim edesiniz. وَتُعَدِّبُونَهُمْ, onları edep, tedbirlendiresiniz. Terbiye veresiniz. وَتَكُفُّونَهُمْ عَنِ الْمَفَاسِدِ, ve onları mefasidden uzak tutasınız. وَتَأْمُرُونَهُمْ بِطَاعَةِ اللّٰهِ, Allah'a İtaat hususunda onları özendiresiniz. Buna emretesiniz onlara. O mülazemeti takva ve takvaya sarılmayı ala devami, sürekli olarak. Kemâ kâle teâlâ. Ayetin girişinde yusîkumullâhu fî evlâdikum ifadesini müfessir Allah size çocuklarının hususunda tavsiyede bulunuyor. Onlarla ilgilenmeniz, onlara dini ve dünyayı öğretmeniz, korumanız, göllemeniz, gözetlemeniz gibi manaları da işin içine kattı. Ayetin devamından bir bakıma daha önce ele alarak sadece mirasa, miras hususundaki onlara verilmesi gereken oranlara indirgemedi. Şöyle ayetin girişindeki bu ifadeyi yusikumullahu fi evladikum, çocukların hususunda Cenab-ı Hak size tavsiyette bulunuyor. Yani onlarla ilgilenmeniz orası mutlak. Oralarını kendisi doldurdu. Bir başka ayet ile bunu destekleyecek. Ya eyyühellezine amenu, ey iman etmiş bulunanlar. Ku enfusakum, kendinizi koruyun. Ve ehlikum, ve ailenizi. Naran, bir ateşten. Ve kuduhen nasu vel hicara, öyle bir ateş ki onun yakıtı insanlar ve taşlardır. Burada da yine aileyi korumaya dair, dolayısıyla çocukları korumaya dair ilahi bir emir var. Demin 11. ayetin girişini müfessir ilk önce böyle aldı. فَالْاَوْلَادُ عِنْدَ وَالِدَيْهِمْ مُوْسَى بِهِمْ. Dolayısıyla çocuklar anne babalarının katında kendilerine emanet edilmiş gibidir. فَاِمَّا اَنْ يَقُومُ بِتِلْكَ الْوَصِيَّةِ. Ya onlar Allah'ın bu vasiyetini yerine getirecekler, evlatlarını koruyacaklar, onları gözetecekler, onları dini terbiyeyle yetiştirip böylelikle cehenneme giden süreçleri de onları korumuş olacaklar. وَاِمَّا اَنْ يُضَيَّعُهَا, yahut onları zayi edecekler, heder edecekler. فَيَسْتَحِقُّ بِذَٰلِكَ الْوَعِيدُ وَالْعِقَابُ. Böylelikle de aileler, anne babalar bu kusurları dolayısıyla cezalandırılmayı hak etmiş olacaklar. وَهَذَا مِمَّا يَدُلُّ, bu delalet ediyor ki عَلَى اَنَّ اللّٰهَ تَعَالَى, Allah Teala اَرْحَمُ بِعِبَادِهِ مِنَ الْوَالِدَيْنِ, kullarına ana babadan daha şefkatlidir, kullarına ana babadan daha merhametlidir. Çünkü bizatihi Allah ana babalara çocukları hususunda vasiyette bulunuyor, tavsiyede bulunuyor. Bu ana babaları da aşan bir merhamet. Onlardan öte, onları da aşan çocuklara yönelik bir esirgeyiş bu, diyor müfessir. حَيْثُ اَوْسَ الْوَالِدَيْنِ. Çünkü Allah kalktı ana babalara bu hususta tavsiyede bulunuyor. Halbuki مَا كَمَالِ شَفْقَتِهِمْ. Herkes bilir ki ana babalar zaten bu hususta olabildiğince şefkatliler. Onlar bu denli şefkatliyken Cenab-ı Hak kalkıp üstüne yine vasiyet ediyorsa onların korunmasını, gözetilmesini, bu Allah'ın onlara ana babalardan daha şefkatli olduğuna dair bir karine teşkil eder. ثُمَّ ذَكَرَ كَيْفِيَةَ اِرْتِهِمْ. Sonra Allah onların nasıl varis edileceklerine, hangi oranlarda onlara miras bırakacağına dair keyfiyete girdi. Biz ayeti şöyle kabaca ele alırken doğrudan miras hususunda anladık bu vasiyeti. Müfessir bu vasiyeti mutlak
olarak girişte değerlendirdi. Bunu da o vasiyetin özel bir parçası gibi görecek. Lidzekeri, Allah çocuklarının hususunda vasiyet ediyor. Lidzekeri, erkeğe mitlu haddil unfeyeyn, dişinin payının iki kadarını vasiyet ediyor. Bir erkek dişinin payının iki katı kadar alacak. Ey el-evladu lis-sulbi ve'l-evladu lil-ibni lidzekeri mitlu haddil unfeyeyn. Yani çocuklar, oğullar, dişilerin, kızların paylarının iki katını alacaklar. İllem yekun ma'hum sahibu fardin, eğer kendileriyle birlikte farz sahibi yok ise, yani ayette anılan, diğer ifadelerde anılan kendilerine hisse öngörülmüş kimseler yok ise diyor müfessir. Biz geçen ders ayeti okurken ayetin girişindeki ifadeden, eğer adamın oğulları ve kızları var ise mirası bütünüyle bunların paylaşacakları şeklinde bir izlenim aldık. Müfessir bizimle bu izlenimi paylaşmıyor. O daha sonra anılan ve doğrudan oranlar değil de dolaylı oranlara sahip kimselerin de işin içinde olduklarını düşünüyor olmalı ki اِنَّمْ يَكُمْ مَعْهُمْ صَحِبُ فَرْضٍ, eğer farz sahibi kendileriyle birlikte böyle kimseler yok ise. اَوْ مَا اَبْقَتِ الْفُرُودُ يَعُدْ يَفْتَسِمُونَهُ كَذَٰلِكَ, yahut bu diğer anılanların payları verildikten sonra onlar kendi aralarında pay edecekler. وَقَدْ اَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى ذَٰلِكَ, bu hususta alimlerin icması olduğunu müfessir, görüş birliği olduğunu söylüyor. وَاَنَّهُ مَا وُجُودِ اَوْلَادِ الصَّلْبِ فَالْمِيرَاثُ لَهُمْ وَلَيْسَ لِأَوْلَادِ الْاِبْنِ şeyun haythu kana auladu sulbi dukur hada ma'a ijtima'i dukur vel inath ve huna halatan, burada iki durum söz konusu olacak. İnfiradu dukur, erkeklerin sadece erkekler olması çocukların, bu ayette geçmiyor. Ve seyati hukmuha, müfessir bunun hükmünün gelecek olduğunu söylüyor. Ve infiradul inath, dişilerin sadece olması, yani çocukların sadece dişilerden müteşekkil olması, çocukların sadece kızlar olması, ki bu ayette yukarıda zikrediliyor, anılıyor. Bunun zikredilip okuduğumuz ayette erkeklerin zikredilmemiş olmasından yola çıkarak, eğer erkekler söz konusu ise mirasta, onlar doğrudan oran olarak dişilerin ikişer katı alarak mirası tüketirler gibi bir izlenim almıştık. وَقَدْ ذَكَرَهُ, eğer sadece dişiler varsa, bu ayette geçiyor nitekim. فَاِنْ كُنَّ نِسَاءً, eğer çocuklar sadece kız ise, فَوْقَتْ نَتَيْنِ, ikiden fazlaysa, اَيْ بَنَاتُ صُلْبٍ اَوْ بَنَاتُ اَبْنٍ, kişinin yani kendi kızları, ثَلَاثًا فَاَكْثَرْ, üç olabilir ya daha çok olabilir. فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكْ, onlara bıraktığının üçte ikisi vardır. Demek ki kızlar olunca sadece onlar bütün miras kendi aralarında pay edemiyorlar. Mirasın belli bir oranı, eğer sadece kızlar var ise bunlar üçte ikiden fazlasını alamıyorlar mirastan. Üçte ikisini kendi aralarında paylaşıyorlar. وَاِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً, eğer tek bir kız var ise, ey binten, yani tek bir kız, felehen nisfu, o takdirde ona mirasın yarısı var. Bu hada icma'un, ki ayet zaten böyle söylüyor. Bakiye en yuqal, kaldı arada, min eyne yustefadu, nereden anlaşılacak veya nereden anlayacağız? Ennelil binteyni, iki kız için, ethinteyni, iki kız olursa, اَثُّلُثَيْنِ بَعْدَ الْاِجْمَعَ عَلَى ذَٰلِكَ, yukarıdakini öyle anladıktan sonra biz teki söyledi Cenab-ı Hak, bir de ikiden fazla olursayı söyledi. Peki iki kız olursa bunu nasıl alacağız? فَالْجَوَابُ, cevap şöyle, اَنَّهُ يُسْتَفَادُ مِنْ قَوْلِهِ, Allah'ın şu sözünden istifade olunur. وَاِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً, eğer tek olursa, فَلَهَا النِّسْفُ, o takdirde ona yarısı var.
فَمَفْهُومُ ذَٰلِكْ Bunun manası şu, اَنَّهُ اِذَا زَادَتْ عَلَى الْوَاحِدَةِ Eğer birden fazla olursa, اِنْتَقَلَ الْفَرْضُ عَنِ النِّصْفِ O zaman farziyet yarıdan ayrılır. وَلَا ثَمَّ بَعْدَهُ اِلَى الثُّلُثَانِ Ve daha sonra neye geçer? Üçte ikiye geçer. Herhalde müfessir bize şunu demek istiyor. Allah ayette tek kız olursa ona yarısının verilmesini emrediyor. İkiden fazlası olursa ki önü açık onun, onların üçte ikiyi alacaklarını söylüyor her halükarda. O zaman iki kız olurlarsa bu da herhalde üçte iki ile yarı arasında bir rakam mı demek istiyor o? وَلَا ثَمَّ بَعْدَهُ اِلَّا الثُّلُثَانِ Bundan ayrı da üçte ikiden gayrısı yok. Herhalde o iki kıza da üçte ikisini müfessir düşünüyor. وَلَا ثَمَّ بَعْدَهُ اِلَّا الثُّلُثَانِ Böyle düşündüğünü şu yukarıdaki ifadelerini de söyledi de eğer diyorum iki kızın değeri ayrı olmasaydı Cenab-ı Hak ayette o zaman şöyle deseydi فَاِنْ كُنَّ نِسَاءً Eğer kız iseler فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكْ Onlara üçte ikisi vardır deseydi وَاِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً Eğer bir tane ise o zaman yarı vardır deseydi ikiyi de içine alacak şekilde ifade etmiş olmaz mıydı buradaki ifadeyi diye düşünüyorum. Nerede kaldık? وَلَا ثَمَّ بَعْدَهُ اِلَّا الثُّلُثَانِ Ondan öte, yani yarıdan sonra üçte ikiden başkası yok. Dolayısıyla müfessire göre kızlar iki ise de yine üçte ikisini alırlar. وَاَيْضًا Aynı şekilde فَقَوْلُهُ Cenab-ı Hakk'ın şu sözü لِذَّكَرِ Erkek için مِثْلُ حَضِّ الْاُنْثَيَيْنِ İki dişinin payı kadarı var. اِذَا خَلَّفَ اِبْنًا Adam eğer geriye veya kadın geriye bir oğul وَبِنْتَنْ ve bir kız bırakmışsa فَاِنَّ الْاِبْنَ O takdirde oğul لَهُ الثُّلُثَانِ O neyi alacak? Üçte ikiyi alacak. Çünkü kız bu kez üçte biri alacak. وَقَدْ اَخْبَرَ اللّٰهُ اَنَّهُ مِثْلُ حَدِّ الْاُنْثَيَنِ Çünkü Allah erkeğin payının dişinin iki payı kadar olduğunu haber verdi. فَدَلَّ ذَٰلِكَ عَنَّ عَلَى أَنَّ لِلْبِنْتَيْنِ الثُّلُثَيْنِ O zaman فَدَلَّ ذَٰلِكَ عَلَى أَنَّ لِلْبِنْتَيْنِ الثُّلُثَيْنِ اِذَا خَلَّفَ اِبْنًا Bir delil daha çıkardı da onu ben anlayamadım. اِذَا خَلَّفَ اِبْنًا Eğer bir oğul bıraktıysa وَبِنْتَنْ ve bir kız bıraktıysa فَاِنَّ الْاِبْنَ لَهُ الثُّلُثَيْنِ O zaman oğul üçte ikiyi alacak. Tamam. وَقَدْ اَخْبَرَ اللّٰهُ أَنَّهُ مِثْلُ حَضِّ الْاُنْثَيَيْنِ Ve Allah onun payının iki dişinin payı kadar olduğunu söylemişti. Evet, çok güzel bir yerden şey yaptı. Anladınız mı? Şimdi diyor ki adam bir erkek bir kız bıraktı mı? Oğlan ne kadar alacak? Üçte iki alacak. Oğlanın aldığı bu payın iki dişinin payı olduğunu Allah yukarıda söylemiyor mu zaten? Tamam. Demek ki eğer adamın sadece iki kızı olursa bu oğlanın payı neyse onu alacak. Bu oğlanın payı ne? Bu mirasta üçte iki. Dolayısıyla adamın sadece iki kızı olursa üçte ikisini o iki kız alacaklar. Oğlu da olsaydı, yani bir oğlu olsaydı oğlanın payını almış gibiler yani. Dolayısıyla iki dişinin şeyini Allah yukarıda aslında arada söylemiş oldu demek istiyor. Girişte Allah oğullarınıza, evlatlarınız hususunda erkeğe iki dişinin payı kadar verdi diyor. Dolayısıyla erkeğin bir oğul bir kız olduğunda erkeğin payı iki dişinin payı kadar ise o pay neyse o da iki dişinin payı diyor. Dolayısıyla iki kız sadece iki kız olduğu takdirde de alacakları yine üçte ikilik dilimdir diyor. فَدَلَّ ذَٰلِكَ عَلَى أَنَّهُ لِلْبِنْتَيْنِ اَثْثُلُثَيْنِ İki kız için üçte ikilik dilim var. Şu halde eğer adamın oğulları ve kızları varsa bunlar zaten erkek dişinin iki katı alacak şekilde mirası paylaşacaklar. Eğer adamın sadece iki kızı varsa bunlar mirasın üçte ikisini alacaklar. İkiden fazlaysa kızlar yine mirasın üçte ikisini alacaklar kendi aralarında. Eğer kız
tekil ise, tek bir kızı varsa adamın, o mirasın yarısını alacak. Buraya kadar bunları öğrendik. وَاَيْضًا aynı şekilde فَاِنَّ الْبِنْتَ kız اِذَا اَخَذَتْ اَثُّلُثَ مَا اَخِيهَا kardeşiyle birlikte üçte birlik payı aldığında وَهُوَ اَزْيَدُ ضَرَرًا عَلَيْهَا مِنْ اُخْتِهَا وَاَيْضًا فَاِنَّ الْبِنْتَ اِذَا اَخَذَتْ kız aldığında اَثُّلُثَ üçte birlik dilimi مَا اَخِيهَا kardeşiyle beraber kardeşi neyi aldı? Üçte ikiyi aldı. وَهُوَ اَزْيَدُ ضَرَرًا عَلَيْهَا مِنْ اُخْتِهَا فَاَخْذُهَا لَهُ مَا اُخْتِهَا مِنْ بَابٍ اَوْلَى وَاَحْرَى diyor ki müfessir, bir kız bir oğlan olduğunda kız üçte bir almıyor mu? Oğlan üçte ikiyi alıyor. Ya karşısında oğlan olduğunda bile kız üçte biri alabiliyor ise, karşısında kız olduğunda haydi haydi üçte biri alabilmeli diyor. Dolayısıyla iki kız olduklarında da her birinin üçte biri alabilmesi lazım yukarıdaki şeyde. Bu da güzeldi. Sizin anlayacağınız iki kız oldukları hususunda bunların da üçte iki almaları gerektiğini hususunda güzel ifadeleri var müfessirin. وَاَيْضًا aynı şekilde فَاِنَّ قَوْلَهُ تَعَالَى Allah Teala'nın fil uhteyni iki bacı hususundaki şeyi ifadesi فَاِنْ كَانَتَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَ الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ eğer iki dişi iseler, bu hangi ayette? Bizim ayette geçmiyor bu. فَاِنْ كَانَتَ eğer o ikisi اثنتين iki dişi ise فَلَهُمَ الثُّلُثَانِ o ikisine üçte ikilik pay vardır مِمَّا تَرَكَ bıraktığından. نَصَّ فِي الْاُخْتَيْنِ الثِّنْتَيْنِ iki bacı hususunda böyle bir nas var. Sanıyorum bu nas Nisa suresinin ileriki bir ayetinde فَاِنْ كَانَتْ اثْنَتَيْنِ bulalım o ayeti. Eğer bu ayette bu ifade varsa zaten iki dişi olduğunda bunların üçte ikiyi aldıkları kesin olacak. فَاِنْ كَانَتَ اثْنَتَيْنِ Nisa 176. ayet. فَاِنْ كَانَتَ اثْنَتَيْنِ eğer onlar iki bacı iseler فَلَهُمَ الثُّلُثَانِ o ikisine üçte ikilik dilim var مِمَّا تَرَكَ bıraktığından diyor ayette. Bu paylaşım يَسْتَفْتُونَ قُلْ لَا يُتِكُمْ فِي الْكَلَالَ kelale mirası. Yani kelale mirası ne demek? Çocuğu yok adamın. Ne erkek ne kız çocuğu yok. اِنْمُرُونَ هَلَكَ zaten söylüyor ayette Cenab-ı Hak. Bir kişi helak olsa, ölse لَيْسَ لَهُ وَلَدُونَ çocuğu olmaksızın erkek kız وَلَهُ اُخْتُونَ ama bir bacısı var. Yani mirasçı olarak sadece bacısı var. Ne alacak? فَلَهَا النِّصْفُ yarıyı alacak. Tıpkı şeydeki gibi adam helak oldu. Bir tek kızı var. Neyi almıştı? Yarıyı almıştı. Kişi helak oldu. Hiç çocuğu yok. Ana baba da zikredin. Onlar da yok. Çünkü وَوَرِثَهُ وَلَهُ اُخْتُونَ bir bacısı olsa diyor. Bacı yarıyı aldı. Bacı da tümünü alamıyor. Ama aynı ayette diyor ki وَهُوَ يَرِثُهَا ama adam olsa, yani geriye kalan adam olsa, kız ölse, hiç varisi olmaksızın, يَرِثُهَا o onu bütünüyle varis olur. Erkek kardeş bacısına bütünüyle varis oluyor. Ama kız kardeş erkeğe, yani tek olan kız kardeş, erkeğin malının yarısını alıyor. Artanlar ne oluyor demeyin, artanlarla ilgili çok görüş var. Devlet alır, fakirlere dağıtılır vesaire. Ama bütünüyle alamıyor ona, bütünüyle varis olamıyor. Veya uzak akraba arasında dağıtılır. فَلَهَا النِّسْفُ وَهُوَ يَرِثُهَا اِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدْ ama kızın çocuğu olmasa, kelale örneğini bu kız için düşünün, sadece kardeşi olsa, kardeşi onu bütünüyle varis olur. Sonra diyor ki فَاِنْ كَانَتْ اَثْنَتَيْنِ ölen yine kelale örneği devam etsin. Çocuksuz, ana baba da yok. Eğer iki bacısı sadece var ise ne alacaklarmış? فَلَهُمَ الثُّلُثَانِ üçte ikiyi alacaklarmış. O zaman buradan tek
kız çocuğu yarıya alıyordu. Tek bacı da yarıya aldı. O zaman burada iki bacının üçte bir, üçte bir alacaklarını söylüyor Cenab-ı Hak. Üçte iki. Dolayısıyla oradaki iki bacının da üçte iki alacaklarına buradan yatay bir örnek bulmuş oldu müfessir. Bu hesaplamayı ne diyorlar? Faraiz var hesaplamayı. Faraiz. Tamam. Öyle mi? Şey... Ya işte o demin okuduğumuz hadisin şeyi, el-hikul faraid bi ehli hadis var ya, ayette ayetin sonunda Cenab-ı Hak faridatan minallah diyor ya, Allah'ın belirlediği bir şey, Allah'ın farz kıldığı bir ayar, oradan alınan bir ifade. Kalanıyla ilgili bu ayette bir şey yok galiba değil mi? He? Kalanıyla ilgili, üçte ikisini aldılar mesela, üçte bir... Yok, kalanıyla ilgili bir şey yok da, devamında şey var, ana babaya pay çıkarıyor. Onlar kalandan şey yapılıyor. Çünkü şey, bıraktığından diyor Cenab-ı Hak. Devam ediyor paylaştırmaya. Yoksa diye de gidiyor galiba. Tabii gidiyor. فَاِذَا كَانَ الْاُخْتَانِ اَثِّنْتَانِ İki bacı مَعْبُعَدِهِمَا Uzaklıklarına rağmen, yani adamın iki bacısı, demin okuduk ya, uzaklıklarına rağmen يَأْخُذَانِ الثُّلُثَيْنِ İki, üçte ikilik dilimi alabiliyorlarsa فَالْبِنْتَانِ O takdirde iki kız çocuğu ki ne kadar yakın me'akur bihima bu yakınlıkları dolayısıyla min babin evla ve ahra o zaman bunlar üçte iki almaya daha çok layıktırlar diyor. Bunların hepsi dolaylı örnekler de olsa hakikaten iki bacının üçte ikilik dilimi alacakları hususunda ikna edici. Hele hele şu şey örneği tam ikna edici değil. Yani bir kız bir erkek olduğunda kız üçte dilimi alıyor ki erkeğe daha çok zarar verir bu diyor. Onun karşısında erkeği değil de kızı koyduğunda niye alamasın o üçte biri demesi oldukça çarpıcıydı. وَقَدْ اَعْطَ النَّبِيُّ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Nitekim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem verdi. اِبْنَتَيْ سَعْدٍ Sa'd'ın iki kızına اَثْثُلُثَيْنِ Üçte ikiyi verdi. كَمَا فِي الصَّحِيحِ Sahih'te geçtiği gibi. Demek ki bu hadis sahihte varmış. Geçen ders arkadaşlar sünnette paylaşım örnekleri yok mu diyorlardı. Bak müfessir zikrediyor onları. Sahihte geçen bir örnekmiş bu. Sa'd'ın iki kızına Hazreti Peygamber hayattayken vefat eden Sa'd hangisi? Sa'd bin Ebi Vakkas mı? Değil. Sa'd bin Muaz vefat etti. Evet. Ona şehit oluyor. Evet. Yasemsin Ali vermiyor. Gönderiyor. Doğru. Öyle bir şey vardı. Ayet geliyor, çağırıyor. Diyor ki üçte ikisini kızlara, evet. Altıda bir anneye kalan senindir. Ya. Üçte ikisini Hazreti Peygamber Sa'd'ın iki kızına vermiş hadiste. Demek ki baştan amcalar geldi götürdüler. Kızlar adamdan saymadıklarından. Tabi o zamanlar bile öyleymiş. Tabi hepsini erkekler alıvermiş. Bakiye en yukal. Hatta çocuklar küçükse bile alamıyorlarmış. Yani erkek olsa bile küçükse geçti borun pazarı. Büyükler alıp götürüvermiş. Bakiye en yukal. Kaldı ki bir tek kaldı şu. Demin ben sordum ya. Cenab-ı Hak eğer iki kızı da buna dahil edecektiyse niye ayette eğer hepsi kız ise ikiden fazla diye iki virgül arasında ikiden fazlayı niye zikrediyor ki hepsi kız ise diye devam edebilirdi. Ama aklıma şu sakınca geldi. Arapçada tekil, ikili, çoklu diye üçlü ayrım var. Dolayısıyla hepsi kız nisa ikiliye diyemezsin zaten. Öyle deseydi de ikili şey olacaktı. Zikredilmemiş olacaktı en fazla. Ama yine de niye ikiden fazla ifadesinin belli bir, bu sorunun belli bir anlamı var. Müfessir bu soruya cevap vereceğini söylüyor. Kıyle dendi ki el-fâidetu fî zâlik. Bundaki fayda şu. Vallahu alem, Allah en doğrusunu bilir. Ennehu li-yu'leme, bilinsin ki ennel-farda ledî huve-thulüthân. Üçte ikilik dilim la yezidu bi ziyadetihinna artmasıyla artmıyor. Bu anlaşılsın diye. Külatın çoğalmasıyla artmıyor. He, güzel bir şey. Yani Allah eğer kadınlar ise fe in kunna nisa'en fawqa ithnatayn falahuma ath-thuluthani mimma tarak.
Eğer ikiden fazla dişiler ise onlar için 3'te 2'lik dilim vardır. Yani 4 olsa 5 olsa kız aynı olur. Eğer diyor ikiden fazla ifadesi olmasaydı o zaman sanki kız sayısı arttıkça payda artacak gibi bir şeye kapı aralanmış olurdu. İkiden fazla ifadesiyle bu 3, 5, 7, 10 ne olursa olsun 3'te 2'den fazla alamayacaklarını limite etmiş oldu diyor. Buradaki fayda bu. El fa'idatu fi zalik vallahu a'lem ennehu li'yu'leme ennel farda lezi huve el-thuluthan la yezidu bi ziyadetihinne ala'l-thintayn. Yalnız şuradaki ifade geri döneyim. Ben şimdi ayete döndüm. Ayeti belleğimden okumaya kalktım. Şuraya felehunne diyesim geldi. Burada felehuma diyormuş zaten. Fe in kâneta, eğer o ikisi idiyse, ama yok bu şey başka bir ayet. O biz ilk ayette nasıl oradaki zamir? Ha fe in kunne nisa'en fe uqafnetteyni felehunneymiş. Zamir çoğulmuş zaten orada. Tamam. Ben dedim ya nasıl oluyor şimdi orada? Bu diğerindeymiş. Evet. Ve delletil ayetul kerime. Ayet-i kerime delalet etti ki ennehu izâ vucide bintun bintu sulbin vahide ve bintu bnin ev benetu bnin, ya oğlun kızı ya kendisi doğrudan kızı, fe innel bintu sulbi ennesf, kişinin tek bir kızı olursa bunun için yarısı var. Ve yebka mine thulutheyni lezeyni faradahum allahu lil benati اَوْ بَنَاتِ الْاِبْنِ اَسْسُدُسْ وَيَبْقَى مِنَ الثُّلُثَيْنِ. Üçte ikilik dilimden اَلَّذَيْنِ فَرَضَهُمَ اللّٰهُ لِلْبَنَاتِ, Allah'ın kızlar için verdiği üçte ikilik dilimden ne kalıyor geriye? Üçte birlik dilim kalıyor. Niye اَسْسُدُسْ demiş? فَيُعْطَى بِنْتُ الْاِبْنِ اَوْ بَنَاتُ الْاِبْنِ وَلِهَذَا يُسَمَّ السُّدُسْ يسمى هذا السدس تكملة الثلثين ويبقى من الثلثين اللذين فرضهما الله للبنات أو بنات الابن السدس. Altıda birlik dilim kalıyor diyor. Hayır, üçte ikilik ve üçte ikilik şey verirse altıda iki kalır. Niye? فَيُعْطَى بِنْتُ الْاِبْنِ اَوْ بَنَاتُ الْاِبْنِ وَلِهَذَا يُسَمَّ هَذَا السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ. Düşme var galiba burada. وَمِثْلُ ذَٰلِكَ بِنْتُ الْاِبْنِ مَعَ بَنَاتِ الْاِبْنِ اَلَّاتِ اَنْ اُنْزِلَ مِنْهَا وَتَدُلُّ الْآيَةَ اَنَّهُ مَتَ اسْتَغْرَقَ الْبَنَاتُ اَوْ بَنَاتُ الْاِبْنِ الثُّلُثَيْنِ, kızlar yahut oğlun kızları ne zamanki üçte ikilik dilimi aldılar, aldıkları takdirde اَنَّهُ يَسْقُطُ مَنْ دُونَهُنَّ مِنْ بَنَاتِ الْاِبْنِ لِأَنَّ اللّٰهَ لَمْ يَفْرُضْ لَهُنَّ اِلَّا الثُّلُثَيْنِ. Eğer onlar üçte ikilik dilimi alırlarsa ondan sonrası onlardan düşer. Çünkü Allah o onlara üçte ikilik dilimden fazlasını vermedi. فَلَوْ لَمْ يَسْقُطْنَ, eğer düşmeseydi لَزِمَ مِنْ ذَٰلِكَ اَنْ يُفْرَضَ لَهُنَّ اَزْيَدَ مِنَ الثُّلُثَيْنِ, o takdirde onlara üçte ikilik dilimden daha fazlası düşmesi icap ederdi ki herhalde sayısının sayının artışı dolayısıyla demek istiyorum müfessir. وَهَذَا وَهُوَ خِلَافُ النَّاسِ, bu da nassa aykırı bir durum oluşturur. وَكُلُّ هَذ۪ي الْاَحْكَامُ مُجْمَعٌ عَلَيْهَا بَيْنَ الْعُلَمَاءُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ. Bu hükümler, yani müfessir özellikle iki dişi olduğu takdirde onların da üçte ikilik pay alacaklarına dair alimler arasında icma olduğunu söyleyerek bitirdi yukarıdaki konuyu. وَدَلَّ قَوْلُهُ, yine Allah Teala'nın şu sözü مِمَّا تَرَكَ, bıraktığından, bunu yukarıda işledi mi ki? Arada işledi herhalde. Bizim onlar buradan düşmüşler. Hocam bu 2 ile 11 herhalde bu birlikte işti bu şey. Hayır, arada o siyarın düşürdükleri var galiba. O yüzden onları göremedik. Çünkü ayetin o ara kısımları yok şu anda. Birden o delle kavluhu ifadesine geçti. Mimme tereke, bıraktığından ifadesi delalet ediyor ki ennel varifeyni ve ennel varifine, varisler yerithune, varis olurlar. كُلَّمَا خَلَفَ الْمَيِّتَ, meyitin geriye bıraktığından مِنْ اِقَارٍ, bu emlak olur وَاَثَاثٍ وَذَهَبٍ وَفِضَّةٍ, bunlar aynı mal olur, altın olur, gümüş olur وَغَيْرِ ذَلِكَ, her ne olursa حَدَّ الدِّيَتَ, hatta diyet bile اَلَّتِي لَمْ تَجِبْ اِلَّا بَعْدَ مَوْتِهِ
Ve hatta diyun elleti fi zimam. Ve hatta şeyler dahi, borçlar dahi, zimmetindeki borçlar dahi, bunların hepsine varislerin varis olacaklarına, mirasçı olacaklarına delil var. Mimme tereke, bıraktığından demesi. Dolayısıyla sadece varlıklar değil, borçlar da bunun içerisinde diyor müfessir. Ve varlıkların da çeşitleri fark etmez. Bunlar nakdi olabilir veya emlak olabilir. Bunların hepsine varis olacaklarını söylüyor ki bu son derece anlaşılır bir şey. ثُمَّ ذَكَرَ مِيرَاثَ الْاَبَوَيْنِ Sonra ebeveynin mirasını Cenab-ı Hak zikretti. Anne babanın mirasını Cenab-ı Hak zikretti. فَقَالَ Nitekim dedi ki وَلِأَبَوَيْهِ Ana babası içinde var. Ey yani اَبُوهُ وَاُمُّهُ Yani babası ve annesi için var. لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا Onlardan her biri için var. اَسْسُدُسُ Altıda bir var. مِنْ مَا تَرَكَ Bıraktığından اِنْ كَانَ لَهُ وَلَدْ Eğer çocuğu var ise. Hayır. Bu 11. ayetin içinde değil mi? Yok, 11. ayetin içinde. Ve ya buhi li kulli vahidin minhum as-sudus. Ve li abawayhi ana babası için de ey abuhu ve ummuhu li kulli vahidin minhuma onlardan her biri için as-sudusu altıda birlik dilim var. Mimma taraka bıraktığından önceki ders bunu konuştuk. Bu doğrudan oran değil, dolaylı bir oran olduğu anlaşılıyor. Çünkü yukarıdaki ifadede bıraktığının 1/3 demişti. Buradaki ifadede bıraktığından 1/2 diyor. İn kâne lehu veled, eğer çocuğu var ise. Bu çocuk da öyle anlaşılıyor ki eğer girişteki yukarıdaki erkekler olduğunda bütünüyle paylaşıyorlar ise o zaman buraya kalan çocuk örneği sadece kız. İn kâne lehu veled, eğer çocuğu var ise. Eğer bu sadece kızı anlatıyor ise o zaman kızların yani iki kızın aldığı 1/2 dilim yahut tek kızın aldığı yarımlık dilimden sonraki bir paylaştırmadan söz ediyoruz. Burada her birine anne ve babaya o kalan mirastan 1/6 mimme tereke bıraktığından. Ey yani veledü sulbin ev veledü ibnin zekar kâne ev unsa yani direkt o doğrudan oğul yahut oğlun oğlunu vahiden ev muteaddede tek olsun ya çok olsun. Müfessir buradaki veledi erkek olsun, dişi olsun çocuk olarak şey yapıyor. Dolayısıyla müfessirin yaklaşımında veli ebeveyhi ile gelen ana babasına da diye gelen kısmı sadece kızlar ise diye açılan parantezin dışında tutuyor bunu. Yani ayette geri döneyim yukarıya. Fe in kunne nisa'en eğer kızlar ise hepsi fevkatneteyni ikiden fazla o zaman onlara 1/2 dilim var. Eğer tek ise yarısı, ana babaya da 1/6. Bu ana babaya da 1/6 diye gelen, devam eden payların hepsini biz ayetin görünür biçimiyle adamın sadece kız çocukları var ise diye açılmış bir ifade olarak anladık. Müfessir buradan itibaren ana babanın dilimini de erkek çocuk olsa dahi öngörüyor. Bunu öngörmesini öngördü de şu durum o zaman nasıl çözülecek? Ana babaya buradaki verilen ayette öngörülen oran min ile ifade edilmiş. Min me taraka bıraktığından. Yani bunlar doğrudan oran sahibi değiller. O zaman bunlar da doğrudan oran sahibi gibi değerlendirmesi gerekir. Yani ananın payı veya babanın payı her birinin mirasın 1/6. Peki öyle olacak ise o zaman Cenab-ı Hak niye وَلِيَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا سُدُسُ مَا تَرَكْ bıraktığının 1/6 demedi de bıraktığından 1/6 dedi. Bu dolaylı bir oranı ifade ediyor diye düşünüyorum. أَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَاَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الْعَظِيمَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُؤْمِنِينَ رَبَّنَا لَا تُؤَخِذْنَا اِنْ نَسِيْنَا وَاخْطَأْنَا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا
Ente mevlana fansurna alel kavmin kafirin. Ve selamu aleykum ve rahmetullahi teala ve berekatuhu.